MIT açık ders malzemeleri Diner Cebir 1806 21. ders Bu öz değerler ve öz vektörler üzerine ilk dersimiz ve dersin konusu geriye kalan zamanın çoğunu alacaktır. Tekrar edelim matrisler kare olacak ve şimdi bazı özel sayılara öz değerlere ve bazı vektörlere öz vektörlere bakacağız. Ve şimdi bu ders genellikle bu sayıların ne oldukları hakkında olacak. Ondan sonra diğer dersler onları nasıl kullanacağımız, onların niçin istediğimiz hakkında olacaktır. Tamam, bir öz vektör nedir? Belki özvektörlerle başlayacağım. Bir özvektör nedir? Şimdi bir A matrisimiz olsun. Tamam. Bir matris ne yapar? O vektörler üzerinde işlem yapar. X vektörünü çarpar. Matrisin işleme şekli X vektörü girer ve AX vektörü olarak dışarı çıkar bir fonksiyon gibidir. Kalkülüs'te bir fonksiyon ele alındığında içeri giren x sayısı, dışarı çıkan f(x)'tir. Burada doğrusal cebirde daha fazla boyut içerisindeyiz. İçeriye x vektörü girer, dışarıya ax vektörü çıkar. Ve genellikle ilgilendiğim vektörler girdikleriyle aynı doğrultuda çıkanlardır. Bu çok alışılmış bir şey değil x'in içinde olduğu çoğu vektör farklı yönleri işaret eder. Fakat x vektörüne paralel olan belli ax vektörleri vardır. Ve onlar özvektörlerdir. Yani ax x'e paraleldir. Bunlar özvektörlerdir. Fakat paralelle neyi anlatıyorum? Aa, onu denklemle ifade etmek daha kolay olur. AX'in bir katı. Herkes buna X'in lambda katı der. Bu bizim büyük denklemimiz. Özel vektörler arayacağız. Ve unutmayın çoğu vektör özvektör olmayacak. Bu yani AX'in X yönünde olan vektörler aynı yönde olabileceği gibi ters yönde de olabilir. Yani lambdayı sıfır ya da negatif alabiliriz. Şey sanırım sıfır özlerine sahip öz vektörlerle karşılaştık. Onlar aynı yöndeydiler. Fakat bunlar çok özel bir şekilde aynı yönde oluyorlar. Böylece bu x öz vektörü. Lambda bu çarpım faktörü her neyse 6 ya da eksi 6 ya da 0 veya karmaşık bir sayı bile olabilir. Bu öz değer olur. Burada öz değerimiz, şurada öz vektörümüz var. 0 öz değeri üzerine biraz duralım. Öz değerler açısından bakıldığında bu özel bir durum değildir. Bir öz değere sahibiz. Öz değer 0 olduğunda bunun anlamı ax'in 0 çarpı x olacağı. Bir başka deyişle 0 olacağıdır. Yani x ne olacak? Nereye bakmalıyız? X'ler nedir? Öz değeri 0 olan öz vektörler nedir? Onlar sıfır uzayı içerisindeki adamlardır. ax eşittir 0. Böylece matrisimiz tekilse bunu yazayım. Eğer eğer a tekilse o zaman Tekil, tekil ne anlamındadır? Tekilin anlamı bazı x vektörlerini sıfıra taşımasıdır. Herhangi sıfır olmayan bir vektör. Bu nedenle sıfıra giden özvektör olacaktır. O zaman lambda eşit sıfır öz olur. Fakat şimdi biz bütün özdeğerlerle ilgileneceğiz. Lambda eşit 0 bizim için artık çok özel değil. Tamam. Soru şu. Bu x'leri ve lambdaları nasıl bulacağız? E dikkat edin. Artık ax eşit b şeklindeki bir denkleme sahip değiliz. Yok etmeyi kullanamam. İki bilinmeyenim var. Ve gerçekte onlar birbirleriyle çarpılmışlar. Lambda ve x, ikisi de burada bilinmeyenlerdir. Böylece Onları nasıl bulacağımızı söyleyen iyi bir fikre ihtiyacımız var. Fakat bunu yapmadan önce ve burada determinant işin içine girecek. Size bazı matrisler verebilir miyim? Buradakiler gibi. Bu matrisi iz düşün matrisini alalım. Tamam. Şimdi bir düzlemimiz olduğunu ve bizim P matrisimiz benim daha önce A olarak adlandırdığım matrise şimdilik P diyeceğim. Çünkü düşünüyorum pekala. İz düşüm matrisine bakalım. Bir iz düşüm matrisinin öz değerleri nelerdir? Sorum şu. İz düşüm matrisi için x'ler özvektörler ve lambdalar öz değerler nelerdir? Buradaki önemli nokta determinanta ve formüllere ve bütün bu şeylere girmeden önce nasıl davrandıklarını bildiğimiz bazı matrisleri göz önüne alalım. Bir B vektörü aldığımızda bu matrisin ona ne yaptığını biliyoruz. PB izdüşümünü yaratıyor. Bu resimde B bir öz vektör müdür? Bu B vektörü öz vektör müdür? Hayır. Öyle değil. B bir öz vektör değil. Çünkü PB onun iz düşümü farklı yöndedir. Peki P'nin öz vektörleri nelerdir? Hangi vektörlerin iz düşümleri başladıkları yönde kalır? Cevap verin. Bazı x'ler söyleyeyim. Bu resimde... Nerede b ya da x vektörüyle başlayıp iz düşümünü alıp hala aynı yönde kalabilirim? Bu ancak eğer vektör hala hazırda bu düzlemde ise gerçekleşir. Düzlemdeki herhangi x bir özvektör olacak. ve p ile çarptığımda yani bir x vektörünün iz düşümünü aldığımda burada buna b dedim. Çünkü bu alıştığım resim. Ve şimdi b'nin işe yaramadığını söyleyeceğim. Demek ki ilgilendiğimiz öyle bir x vektörü ki düzlemde olmalı. Ve i̇z düşümünü aldığımda ne elde etmeliyim? Tabii ki yine x'i hareket etmiyor. Demek ki düzlemdeki hiçbir x, p ile değişmiyor. Ve bu bana ne söylüyor? Bu bana x'in bir özvektör olduğunu söylüyor. Ve hatta bu da özdeğerin ne olduğunu, onu şununla karşılaştırarak söylüyor. Özdeğerin çarpanın sadece 1 olduğunu söylüyor. Güzel. Bütün düzlemi dolduran özdeğerlere sahip olduk. Şimdi soruyorum. Başka özdeğerler var mı? Ve cevabın evet olmasını bekliyorum. Çünkü 3 boyutlu uzaydaysam 3 tane elde etmek isterim. İkisi aynı düzlemde ve biri bu düzlemde olmayan 3 tane bağımsız özvektörlerimin olmasını umuyorum. Demek ki şuraya çizdiğim B işe yaramaz. Düzlemde olmayan uygun özvektörler ne olabilir? Anlamlı olan düzleme dik olandır. Başka bir anlamlı x var. Çünkü iz düşüm nedir? Böylece bunlar özvektörlerdir. Burada başka bir adam, başka bir özvektör olabilirdi. Fakat şimdi burada başka bir tane var. Düzleme dik olan herhangi bir x için px nedir? düzlemelik olan bu adamın izdüşümü nedir? Sıfırdır tabii ki. Yani sıfır uzayımız var. Px şu adamlar için sıfırdır. Veya isterseniz 0 x diyelim. Ve bu özdeğer sıfırdır. Bir iz düşüm matrisinin özdeğerleri nelerdir sorusuna cevabın. Onlar şuradadır. 1 ve 0. Tamam iz düşüm matrislerini biliyoruz. Bunları A, A devrik, A ters, A devrik olarak yazabiliriz. Fakat bunu yapmadan da öz değerlerin ne olduklarını resimden görebiliriz. Tamam. Başka matrisler var mı? İkinci bir örnek alayım. Permütasyon matrisine ne dersiniz? Bu matrise... Şimdi A diyeceği matrise ne dersiniz? 0, 1, 1, 0. Bana bir x vektörü söyleyebilir misiniz? Bakın biraz sonra bir sistemimiz olacak. Burada özel bir şey olmayan bu matrisle sistemlere girmeden önce sadece resmi görmek için birkaç örnek yapmak istiyorum. Çünkü o özeldir. Demek ki hangi hangi vektörlerle çarpıp aynı yönde kalabilirim? Bu adamlar için bir özvektör belirleyebilir misiniz? Bu x1 ve x2'nin permütasyonu olan bir matris. X'in iki bileşenini yerini değiştiriyor. Permütasyon sonucu elde edilen x2 x1 vektörü nasıl oluyor da başlangıçtaki x1 x2 vektörünün bir katı oluyor. Bu adam için bir özvektör söyleyebilir misiniz? Aslında öz değeri 1 olan tek bir özvektör söyleyebilir misiniz? Demek ki hangi vektör 1'e eşit bir öz değere sahip olup permütasyon altında değişmez? Bu 1, 1 vektörü olabilir. Teşekkürler. 1, 1. Tamam. 1, 1 vektörünü alalım. Bu bir öz vektör olacak. Çünkü AX yaptığımda 1, 1 elde ediyorum. Böylece özdeğer 1'dir. Güzel. Bu bir özdeğerdir. Fakat burada 2, iki, 2'lik matrisimiz var. Ve ikinci bir özdeğer olacağını görebiliyorum. Ve öz vektör. Şimdi bunun için ne diyelim? Vektör nedir? Peki belki onu tahmin edebilirim. Gerçekte bu diğer vektör, bu düşündüğüm vektör eksi bir özlerine sahip bir vektör olan bu matris için benim başka bir özdeğirm olacak. Bakın güzel bir pozitif veya negatif olmayan bir matrisin negatif bir özleri olabiliyor. Bu işi yapacak x'i belirleyebilir, tahmin edebilir misiniz? Yani öyle bir vektör istiyorum ki a ile çarptığımda iki bileşkenin yerini değiştirsin ve aslının eksi işaretli olmasını istiyorum. Bu durumda ne yollamalıyım? Eksi 1, bir 1'i yollarsam Sonra A'ya uyguladığımda bu çarpımı yaptığımda 1 eksi 1 elde ederim. Yani işaret değişti. Böylece AX eşit eksi X olur. Lambda eksi 1 olur. AX orada. AX eşit X'ti ve burada AX eşit eksi X'tir. Biraz ileriye atlayarak Öz değerler hakkında özel küçük bir gerçeği söyleyebilir miyim? N N'ye N ne matrislerin N tane öz değeri olacaktır. Ve bu N'nin 3 ya da 4 ya da daha fazla olduğunu varsayalım. Onları bulmak o kadar da kolay değil. 3. dereceden veya 4. dereceden veya N'inci dereceden denkleme sahip olmuş olacağız. Fakat burada güzel bir gerçek var. Hoşlanacağımız bir gerçek. Bu da öz değerlerin toplamının köşegen elemanlarının toplamına eşit olmasıdır. Bu iz olarak adlandırılır ve bunu ders müfredatına özellikle koydum. Tamam, bu güzel bir gerçek. Gerçek odur ki lamdaların toplamı lamdaları topladığımızda eşittir toplam. Ne yapayım? Şuraya yazayım mı? Sözle ifade etmek istediğim şey A'nın köşegen elemanlarının toplamı olduğudur. A11 artı A22 artı A n olarak yazabilir miyim? Bu köşegen elemanlarının toplamıdır. Bu örneğimizde bu sıfır. Başka bir deyişle biri eşit bu öz değeri bulduktan sonra diğerinin bu 2 ikilik matriste eksi 1 olması gerektiğini biliyorum. Çünkü 2 ikilik durumda bu matrisle oynamak güzel. Matrisin izi size diğer öz değerin ne olduğunu doğrudan söylüyor. Buna yine döneceğiz. Bunu yine göreceğiz. Şimdi daha fazla örnek verebilirim. Fakat belki de ax eşit lambda x denklemiyle yüzleşip x'i ve lambda'yı nasıl bulmamız gerektiğine bakmak daha iyi olabilir. Şimdi soru. Özdeğer değer ve öz vektörleri nasıl bulacağız? Nasıl çözerim? Her iki denklemde 2 bilinmeyenim varsa ax eşit lambda x'i nasıl çözerim? Tamam burada eğilimiz şu. Basit bir fikir. Bunu aynı tarafa getirin ve yeniden yazın. Bunu buraya getirip a eksi lambda ı çarpı x eşit 0 gibi yazın. Anladınız mı? A Ax'im var, lambda x'im var. Yani bunu şu tarafa aldım ve sağ yanda sadece 0 kaldı. Tamam. Lambda'yı bilmiyorum ve x'i de bilmiyorum. Fakat burada bir şeyleri biliyorum. Ama şunu biliyorum ki bunu 0 vektörü olmayan bazı x'ler için çözebilirim. Çünkü 0 vektörü işe yaramaz bir vektör o sayılmaz. O zaman bu matrisim ne olmalı? Eğer bir x varsa ancak şimdilik ne olacağını bilmiyorum. Aslında önce lambda'yı bulacağım. Ve fakat öyle bir x varsa bu bana bu matrisin bu özel bileşiminin A matrisimin lambda kadar ötelenmişi gibi olduğunu söyler lambda kadar ötelenmiş ve bu matrisin tekil olması gerekir. Bu matris tekil olmak zorunda. Diğer durumda x sadece 0 olabilir. Ve 0 matris. Tamam. Demek ki bu tekildir. Ve tekil matrisler hakkında ne biliyoruz? Onların determinantları 0'dır. Böylece bunun tekil olma zorunluluğu gerçeğinden biliyorum ki a eksi lambda i'nin determinantı sıfırdır. Ve şimdi x'i çıkarmış oldum. Lambda için bir denklemim var. Anahtar denklem. Bu karakteristik denklem ya da özdeğer denklemi olarak adlandırılır. Ve sonra başka bir deyişle şimdi önce lambda'yı bulacak durumdayım. Demek ki fikir önce lambda'yı bulmak olacak. Ve gerçekte tek lambda'yı bulmayacağım. N farklı lambda bulacağım. Aslında n tane lambda demeliyim. N farklı lambda olmayabilir. Lambdalar tekrarlayabilir. Bir tekrarlanan katlı bir lambda 18.06'daki bütün problemin kaynağıdır. Böylece şimdi bunların tekrarlanan olmadıklarını numaralım. Bunlar orada farklılar değil mi? Burada bu permütasyon için onlar 1 ve eksi 1'dir. Tamam. Ve böylece bu lambdayı bulduktan sonra ileriye bakabilir miyiz? X'i nasıl bulacağım? Bu lambdayı bulduktan sonra Lambda bu olduğunda bu matrisi tekil yapan sayılardan birini nasıl bulacağız? O zaman tabii ki x'i bulmak yok etme yöntemiyle oluşur değil mi? Sadece şimdi bir tekil matrisim var. O halde sıfır uzayına bakacağım. Sıfır uzayını bulmakta uzmanlaştık artık. Dediğiniz gibi yok etme yaparız. Pivot sütunu tanımlarız. Ve devam ederiz. Bu da ve serbest değişkenlere değer vererek yapılır. Muhtemelen sadece bir serbest değişken olacak. Ona buradaki gibi bir değerini vereceğiz. Ve diğer değişkeni bulacağız. Tamam. İkinci işimiz x'i bulma işimiz yapılabilir bir iş olacak. Şimdi ilk işimize lambda'yı bulma işine bakalım. Tamam. Başka bir örnek alabilir miyim? Ve bunu çözmeye çalışalım. Tamam bir örnek alalım. Şöyle diyelim ki kolay bir örnek olsun. 3, 3, 1 ve 1. Onu kolay yaptım. Hatta onu 2, 2 yaptım. Onu simetrik yaptım. Ve hatta köşegen değerlerini eşit aldım. Matrisin içine özel özellikler koydukça öz değerlerde o ölçüde özellik taşır. Örnek olarak simetrik matrislerin gerçek öz değerler olarak ortaya çıkacağını biliyorum. Öz değerlerin güzel gerçek sayılar olduğu ortaya çıkacak. Ve bir önceki örneğimizde de simetrik matrisimiz vardı. Gerçekten o simetrik matrisi ve onun öz değeri güzel gerçek sayılar 1 ve eksi 1'di. Ve onun öz vektörleri hakkında bir şey dikkatinizi çekti mi? 1, 1 ve eksi 1, 1. Bu iki vektör hakkında herhangi özel bir şey dikkatinizi çekti mi? Bunlar şansına, hayır şansına diyemem. Çünkü bütün özellik burada. Bunlar zorunlu olarak ne olmalılar? Nedir? Bunlar diktir. Şu vektörleri gördüğümde 1, 1 ve eksi 1, 1 Aklım hemen skalar çarpımını almaya gider. Sıfırdır. O vektörler diktir. Bu burada olacaktır. Şimdi öz değerleri bulalım. Gerçekte, ah bu örnek çok kolay. Örneğimiz çok kolay. Size önceden ne olacağını söyleyeyim. Söyleyeyim mi? Yoksa a eksi lambda'nın determinantını alıp ondan sonra mı söyleyeyim? yaptığımız örneğe dayanarak onların ne için kolay olduklarını anlatmamı bana hatırlatır mısınız? Tamam, burada işimizi yapalım. Hadi, a eksi lambda determinantını hesaplayalım. Bu determinantımız. Ve bu, bu şey nedir? Bu köşegenlerinden lambda'nın çıkartılmış olduğu A matrisidir. Yani köşegen matris ötelenmiş bir matris. Ve bunun determinantını alıyorum. Tamam. Şimdi çarpımlarımı yapayım. Determinantımızı alalım. Dikkat ederseniz lambda'yı tüm matris elemanlarından çıkartmadım. Lambda I olduğu için sırf köşegenlerden çıkartıyorum. Böylece 3 lambdanın karesi ve sonra eksi 1 elde ettim değil mi? Ve bunun 0 olmasını istiyorum. Şimdi bunu sadeleştireceğim. Ve ne elde ederim? Yani bu çarpımı yaparsam lambda kare eksi 6 lambda artı ne olur? artı 8. Ve bunu sıfıra eşitleyeceğim ve onu çözeceğim. O ikinci dereceden bir denklem olur. Çarpanları ayırmayı kullanabilirim. Kuadratik formülü kullanabilirim. İki tane lambdam olacak. Bunu yapmadan önce bana denklemde gözüken bu alt sayısının ne olduğunu söyleyin. O izdir. Bu 6 sayısı 3 artı 3'tür. Ve buradayken denklemde görülen bu 8 sayısı nedir? O determinanttır. Matrisimizin determinantı 8'dir. Yani 2 2 durumunda bu işler çok güzeldir. Lambda kare eksi is çarpı lambda izimiz doğrusal katsayımız artı determinant sabit sayımız. Şimdi bakalım kökleri bulabilir miyiz? Bunu yapmanın kolay yolunun buna bir şeyler çarpı bir şeyler gibi çarpanlarını ayırmak olduğunu umarım. Eğer çarpanlarını ayıramazsak o zaman eski b kare eksi 4 ac formülünü kullanmak zorunda kalabiliriz. Fakat ben onu lambda eksi bir şey çarpı lambda eksi bir şey şeklinde çarpanlara ayırabileceğimizi düşünüyorum. Bu çarpanlara ayırmayı yapabilir misiniz? 4 ve 2 mi? Lambda eksi 4 çarpı lambda eksi 2. Böylece öz değerler 4 ve 2 olur. Yani öz değerler bir öz değer lambda 1 diyelim buna 4'tür. Lambda 2 diğer öz değer 2'dir. Öz değerler 4 ve 2'dir. Ve sonra öz vektörleri bulabilirim. Gördünüz önce öz değerleri buldum. 4 ve 2. Şimdi öz vektörler için öz vektörler nedir? Bunlar 4I veya 2I çıkartarak matrisi tekil yaptığımda sıfır uzayında bulunan adamlardır. Bu yüzden biz bunları ayrı ayrı yapmalıyız. Önce 4 için öz vektörü bulayım. Böylece 4'ü çıkartacağım. Yani A eksi 4 ı'dır. Yani 4'ü çıkartmak şuraya eksi birler koymaktır. Bu matris hakkında önemli nokta nedir? 4 bir özdeğerse o zaman A eksi 4'ü ne tür bir matris olsa iyi olurdu? Tekil. Bu tekil matris değilse 4 doğru değildir. Fakat biz tamamız bu matris tekildir ve şimdi x nedir? Bu x sıfır uzayında olur. Böylece lambda 1'e karşılık gelen x1 nedir? Yani bu a, yani budur. ax1 eşittir lambda 1, x1 yapıyorum. Yani a eksi lambda 1'i e aldım. O bu matristir. Ve şimdi onun sıfır uzayındaki x1'i arıyorum. Ve bu kimdir? Sıfır uzayındaki x vektörü nedir? Tabii ki 1, 1'dir. Yani bu şu özleri karşılık gelen özvektördür. Şimdi diğer özleri karşılık gelen öz ne olacak bakalım. Bunu silebilir miyim? A eksi 2 alalım. Böylece şimdi köşegenden 2'yi çıkartacağım ve burada 1 ve 1 kalır. Yani A eksi 2 I yine tekil matris üretti. Yani A eksi 2 I olması gerektiği gibi yine tekil matris oldu. Şu vatandaşın sıfır uzayını arıyorum. Onun sıfır uzayındaki vektör nedir? Şey tabii ki bir sürü vektör. Bir öz vektör dediğimde doğru söylemiyorum. Bir sürü öz vektörden bir taban istiyorum. Her bir doğrultuda tek bir vektör istiyorum. Bunu seçmekte belli bir özgürlüğünüz var. Ancak mantıklı olanı seçmek gerek. Bunun sıfır uzayında olan vektör ne? Doğal seçim lambda 2 için yapacağınız doğal özvektör seçimi eksi 1, 1 olacak. Serbest değişkeni 1 olarak aldığımda ve bu vektör üzerinde yok etmeyi yaptığımda eksi 1 elde ederim. Ve bu öz elde ederim. Yani o zaman bu matris için bunun için özvektör vektör, öz değer, öz vektör, öz değere sahip olduğumuzu görüyorsunuz. Ve hatırlatmanızı istediğim noktaya geldik. Bu problemle şuraya ne bulduğumuzu yazayım. Bunun arasındaki ilişki nedir? A eşittir 0, 1, 1, 0. Ve bunun özdeğeri 1 ile eksi 1'di. Ve bir öz vektörü 1, 1. Diğer öz vektörü ise eksi 1, bir, 1'di. Ve ne fark ediyorsunuz? Bu matrisle şu matris arasındaki ilişki nedir? Bu iki matris arasında nasıl bir ilişki var? Şimdi biri diğerinden sadece 3'ü kadar fazla değil mi? Sadece şu matrisi aldım. Ve ben ben bu matrisi aldım ve 3'ü ekledim. Şimdi sorum şu. Öz değerleri ne oldu? Ve öz vektörleri ne oldu? Bu şimdi bu bölümde devamlı sorduğumuz soru gibi oldu. Bu matrise bir şeyler yaptığımda eğer ben bu matris hakkında bir şeyler biliyorsam onun öz değerleri ve öz vektörleri için ne diyebiliriz? Çünkü öz değerler ve öz vektörler bu matris hakkında bize çok önemli bilgi verecektir. Ve burada ne görüyoruz? Bu 1 ve eksi 1 öz değerlerime 3'ü eklediğim zaman ne oluyor? Özlere sadece 3 eklemiş olduk. 1 ve eksi 1'in 3 fazlası olan 4 ve 2'yi elde ettik. Öz vektörlerin olacak. Hiçbir şey. 1, 1 ve eksi 1, bir 1'ler hala özler olmaya devam ediyor. Başka bir deyişle, basit ama kullanışlı bir gözlem. Bir matrise 3 yu'yu eklersen, onun özvektörleri değişmiyor. Ve onun öz değerleri 3 birim daha büyük oluyor. Bunun niçin olduğunu görelim. Bunların hepsini aynı tahtada tutayım. Bir A matrisimiz ve AX eşit lambda X olduğunu varsayalım. Şimdi bu matrise 3'ü iyi ekledim. Özdeğer ve özvektörlerin ne oldukları ve nasıl ortaya çıktıklarını görüyor musunuz? Yani şöyle. AX eşit lambda X ise o zaman bu. Bu diğer yeni matris. Lambda x'e eşit bir a x'im var. Ve 3 u x'ten bir 3 x'im olur. Böylece bunun anlamı o sadece şurada oturan lambda artı 3 x'tir. Eğer bunun özdeğeri lambda ise şunun değeri lambda artı 3 olur. Ve x öz vektör her iki matris içinde aynı olur. Tamam. İşte bu çok iyi. Tabii ki o özeldir. 3'ü ekleyerek yeni bir matrisimiz oldu. Başka bir matris eklemiş olduğumu varsayalım. A'nın öz değerini ve öz vektörlerini bildiğimizi kabul edelim. Yani bu, buradaki bu küçük tahtadakiler çok da güzel olmayacak. Bir A matrisimiz olsun. Ve bunun öz vektörü x, öz değeri de lambda olsun. Şimdi buna farklı bir matris ekleyeyim. Şimdi size soruyorum. Eğer A'nın öz değerini ve B'nin öz değerini biliyorsanız, diyelim ki B eğer buysa, buraya baş tarafı bir eğer koyayım. Eğer A x eşit lambda x ise güzel ve B'nin öz değerleri bunlara ne diyelim? Alfa, alfa 1 diyelim. Özel bir nedeni yok. Ama B'nin öz değerleri için alfa kullanacağım. Ne soracağımı görüyorsunuz. A artı B hakkında ne söyleyebiliriz? İzin verin. Siz önce, siz önce ne düşünüyor olabileceğinizi söyleyeyim. Tamam. Eğer ax eşit lambda x ise ve eğer b'nin özleri alfa ise o zaman söyleyebilirim. Buradaki bu görüşün sorunu ne? Yanlıştır. Birazdan yazacağım şey yanlıştır. Bx eşit alfa x olduğunu söyleyeceğim. Bunları topla. Ve a artı b x eşit lambda artı alfa x elde edersin. Böylece eğer a'nın öz değerlerini biliyorsam ve eğer b'nin öz değerlerini bilmiş olsaydım o zaman bunları topladığımda a artı b'nin de öz değerini biliyor olurdum. Şeklinde düşünebilirsiniz. Ama bu yanlış. a artı b, şey b 3'ü olduğunda bu iyi çalıştı. Fakat bu o kadar da iyi değil. Ve oradaki bu görüşün yanlışı ne? X'in aynı zamanda B'nin de öz vektörü olduğuna inanmamız için bir neden yok. B'nin bazı öz değerleri var. Fakat genelde onun farklı öz vektörleri olabilir. O farklı bir matristir. Özel bir şey bilmiyorum. Eğer özel bir şey bilmiyorsam o zaman bildiğim kadarıyla onun farklı bir y öz vardır. Ve topladığında sadece saçmalık elde ederim. Böylece a artı b ya da a çarpı b çok da iyi olmadı. Genellikle a artı b veya a çarpı b'nin özdeğerleri A'nın öz değerleri artı B'nin öz değerleri değildir. Öz değerler doğrusal değildir. Veya ve onlar çarpılmazlar. Çünkü öz değerler genellikle farklıdır ve ve A artı B'nin onun üzerine etkisinin ne olduğunu bulmanın yolu yoktur. Tamam. Böylece bu bir uyarıdır. Eğer B birim matrisin bir katıysa çok güzel. Ama B herhangi bir matrisse yapma. Sonra A artı B için bulmalısın. Özdeğer problemini çözmelisin. Tamam. Şimdi özdeğerler hakkında başka önemli bir noktayı ortaya çıkaracak. Başka bir örnek yapmak istiyorum. Bu örneği döndürme matrisinde yapalım. Tamam. Böylece işte başka bir örnek. döndürme. Daha ona Q desem daha iyi olur. Döndürmek için genellikle Q'yu kullanırım. Çünkü onlar dik matrislerin en önemli örneklerindendir. Onu 90 derece döndüreyim. Böylece matrisiniz her vektörü 90 derece ile döndürecek bir matris olacak. Bu matrisi hatırlıyor musunuz? O 90 derecenin kosinüsü olacak. Ki sıfırdır. 90 derecenin sinüsü ki birdir. Eksi sin 90 kos 90 olacak. Bu matris Q harfini almayı hak ediyor. O bir dik matristir. Çok çok dik matris. Şimdi bunun öz değerleri ve öz vektörleri ile ilgileniyoruz. 2 ikilik matris. Bu çok zor olamaz. Öz değerlerinin toplamının sıfır olacağını biliyoruz. Aslında burada şimdiden bildiğimiz bir şeyler var. İki öz değerin toplamı nedir? Sadece biraz önce ne dediysem söyleyeyim. Sıfır değil mi? İz işinden dolayı öz değerlerin toplamı sıfır olacak ve öz değerlerin çarpımı, determinantın öz değerlerin çarpımı olacağı hakkında size bir şey söyledim mi? Hayır. Ama bunu bilsek iyi olur. İkinci dereceden denklem içinde bu 8'in nasıl gözüktüğünü görmüştük. Şimdi sadece şunu söyleyeyim. İzin 0 artı 0 olduğu açık. Ve bu da toplam lambda 1 artı lambda 2'dir. Şimdi başka zarif bir gerçek. Bu determinantın, bu matrisin determinantı nedir? 1 ve bu lambda 1 çarpı lambda 2'dir. Üzerinde çalıştığımız örnekte öz değerleri 4 ve 2 olarak ortaya çıkmıştı. Onların çarpımı 8'di. 8 olması gerekiyordu. Çünkü lambda eksi 4 çarpı lambda eksi 2 olarak çarpanlarını ayırmıştık. Bu bize 8 sabit terimini vermişti. Bu determinanttı. Tamam. Bu örnekle bir şeylerin ters gideceğini söylemeye çalışıyorum. Döndürmede bir şeyler ters gidiyor. Çünkü hangi vektör döndürmeden sonra kendisiyle paralel olarak ortaya çıkar. Eğer bu matris her vektörü 90 derece döndürüyorsa bir özvektörü ne olabilir? Bir sorunumuzun olacağını görüyor musunuz? Özvektörler şey. Özvektörler resmimizde girdikleri doğrultuda çıkarlar ve burada geçerli olmayacak. Ve öz değerlerle sorunumuz olacak. Bunu denklemlerden görelim. için sorun bekliyorum? İlk denklem bana öz değerlerin toplamının sıfır olduğunu söylüyor. Yani bir artı ve bir eksimiz var. Fakat sonra ikinci denklem bana çarpımlarının artı bir olduğunu söylüyor. Sorunumuz var. Fakat Bundan kurtulmanın bir yolu var. Yani nasıl her zaman yaptığımız şeyi yapalım. Q eksi lambda'nın determinantını bulalım. Böylece sadece kuralları takip edeceğim. Determinantı alacağım. Sıfır olan köşegenlerden lambdaları çıkaracağım. Geriye kalan aynıdır. Q'nun geriye kalanını kopyalayabiliriz. Bu determinantı hesaplayalım. Tamam. Bu determinant neye eşit? Lambda kare eksi eksi 1 artı ne? Ne oluyor? Denklemimiz bu. Öz değerler için denklemimiz lambda kare artı 1 eşit 0 oldu. Lambda 1 ve lambda 2 öz değerleri nelerdir? Onlar i. Bu her neyse ve bunun eksisidir. Doğru. Bunlar olması gereken sayılar. Toplamları 0, yani izde olması gerektiği gibi ve çarpımları 1, yani determinantta olması gerektiği gibi. Fakat matris tam gerçek olsa bile bunlar gerçek sayı olmak zorunda değiller. Yani bu olabilir. Şimdi artık 18.06'ya karmaşık sayılar girecek. Wow, doğru. Tamam. Gerçek özdeğerlere sahip olan matrisler seçtiğim sürece kötü günle karşılaşmayı erteleyebiliriz. Ama sadece görmeniz için bunu yapmaya çalışacağım. Fakat o şurada. Bir matris mükemmel gerçek bir matris olabilir. Gayet masum görünen ikinci dereceden bir şey verebilir. Fakat bu ikinci dereceden şeyin kökleri karmaşık sayılar olabilir. Ve tabii ki herkes onları biliyor. Ne karmaşık sayılar hakkında ne biliyorsunuz? E şimdi karmaşık sayılarla karşılaşma kötü ihtimali üzerine biraz kafa yoralım. İki karmaşık sayı hakkında çok az bilgimiz var. Onlardan biri, diğerinin karmaşık eşleniğidir. Eğer lambda bir öz değerse, o zaman değiştirdiğimde, gittiğimde karmaşık eşleniğin olduğunu hatırladınız mı? Sanal parçanın işaretini değiştiriyordunuz. Güzel, bu sadece sanaldı, gerçek kısma sahip değildi. Böylece sadece onun işaretini değiştirdik. Böylece bu öz değerler, bunun gibi bir çift olarak gelir. Fakat onlar karmaşık sayıdır. Karmaşık eşlenik çiftler ve bu mükemmel gerçek bir de olabilir. Ve işin doğrusu, bu daha önce işaret ettiğim gibi, eğer matris simetrikse bu olmaz. Böylece eğer simetrik ya da simetriye yakın gibi olan matrislerden ayrılmazsak, o zaman özdeğerler gerçek kalacak. Fakat simetrikten uzaklaştığımızda bu uzaklaşabildiğimiz en son nokta, çünkü bu matris. Bu matris için Q devreğin Q ile nasıl bir ilişkisi var? Bu matris ters simetriktir. Q devrik eksi Q'dur. Bu simetrinin tam tersidir. Köşegenin etrafında çevirdiğim zaman tüm işaretlerin tersine çevirmiş olurum. Bunlar sadece sanal özdeğerlere sahip adamlardır. Böylece bunlar aşır uç durumlardır. Ve bunların arasında ters simetrik ya da simetrik olmayan matrisler vardır. Fakat onlar kısmen simetrik ve ters simetrik parçaya sahiptir. Tamam. Bütün olasılıkları gösterecek şekilde bir dizi örnek yapacağız. İyi olasılıklar dik özvektörler, dik özdeğerlerdir. Kötü olasılık karmaşık özdeğerlerdir. Bunun kötü olduğunu söyleyebiliriz. Daha kötü olan başka bir şey daha var. Bugün burada kötü şeyler yapıyorum. Sonrasında gelecek ders saf mutluluk olabilir. Burada kötü olabilecek bir şey daha var. Böylece ben tekrar bunu bir örnekle göstereceğim. Diyelim ki matrisim yine bunu alıyorum. 3, 3, 1 ve şu adamı 0 olarak değiştireceğim. Bu matrisin öz değerleri nedir? Öz vektörleri nedir? Bu bizim her zamanki sorumuz. Tabii ki sonraki bölümde bununla niye ilgilendiğimizi göreceğiz. Ama şimdilik bu derste onları tanıtalım ve sadece onları bulalım. Tamam. Bu matrisin öz değerleri nedir? Bu soruya cevap verebileceğimizi bir bakışta size söyleyebilirim. Çünkü matris üçgenseldir. Üçgensel matrislerdeki gibi bazı özelliklere sahip olduğumuzu bilmek gerçekten faydalıdır. Öz doğrudan okuyabildiğimizi bilmek çok faydalıdır. Onlar köşegenler üzerindedir. Yani özdeğerler 3 ve tekrar 3'tür. Tekrarlanan özdeğerler var. Ama bunun olduğunu görelim. Doğru yapalım. A eksi lambda'nın determinantı her zaman yapmak zorunda olduğumuz bu determinanttır. Köşegenden lambda'yı çıkarıyorum, kalanını bırakıyorum. Determinantı hesaplıyorum. Böylece 3 eksi lambda çarpı 3 eksi lambda elde ederim. Ve hiçbir şey. Bu üçgensel kısmın resme girdiği yerdir. Üçgensel kısmı, üçgensel matrisler hakkında bildiğimiz tek şey... ...determinantının, köşegenlerinin çarpımı olduğudur. Ve bu durumda bu tekrar aynı. Yani lambda 1, bir, 1'dir. Özgünüm. Lambda 1, 3'tür. Ve lambda 2, 3'tür. Kolay oldu. Yani hayır. Niçin özdeğerleri hemen bulunabilen matrisler hakkında kötümser olayım. Bu matrislerle sorun özvektörlerindedir. vektörlerindedir. Öyleyse öz gidelim. Peki öz nasıl bulurum? Özvektör çiftini arıyorum. Öz değeri alıyorum. Şimdi ne yapmalıyım? Hatırlayın. A eksi lambda I x eşit 0 çözeceğim. Ve A eksi lambda x nedir? Yani 3'ü çıkartalım ve bu matrisi 0, 0, 0, 1 elde ederim. Doğru mu? Çarpı x bana 0 vermeli. Doğru mu? Bu x için büyük denklemi. Şimdi x'i öz vektörü arıyorum. Yani a eksi lambda x aldım. Ve burada ne tür bir matrisim olmalıydı? Tekil değil mi? O tekil olmalıdır. Ondan sonra bazı vektörler olmalı ki var. Yani sıfır uzayında bazı vektörler var. Ve bu adamların sıfır uzayı için bana bir taban verin. Bana sıfır uzayında bulunan bir x vektörünün ne olduğunu söyleyeyim. Yani sıfır lambda bir eşit 3'e karşılık gelen özvektör olacak. Özvektör vektör sıfır uzayında ne var? 1 sıfır değil mi? Çok güzel. Şimdi diğer özvektör nedir? Lambda 2'ye karşılık gelen özvektör nedir? Tamam. Lambda 2 tekrar 3'tür. Yani aynı şeyi elde ettim. Bana başka bir vektör verin. Onun bağımsız olmasını istiyorum. Eğer x2 yazacaksam bunun x1 ile bağımlı olmasını asla izin vermemeliyim. Bağımsız özvektörleri vektörleri alıyorum. Ve sonuç ne? Böyle biri yok. Bu dejenere yani bozulmuş matristir. Sadece bir özvektör doğrultusu var. İki değil. Bu tekrarlanan özdeğerlerin olması olasılığı eksik özvektörlerin olma olasılığına yol açmaktadır. Ve böylece ikinci bağımsız x2 öz vektörü yok. Yani bir matris 2 2 olan bir matris fakat sadece bir bağımsız öz vektörü var. Yani bu olabilir. O matrisler ki öz vektörleri bütün hikayeyi vermiyor. Anladınız mı? Pazartesi günkü ders bütün diğer matrisler için tüm hikayeyi verecek. Teşekkürler. İyi bir hafta sonu dilerim.